Süleymanlılar hakkında görüşünüz nedir? Bu bir devlet mi bu Süleymanlılar? Bu bir kabile mi? Yoksa Afrika ormanlarında bir yeni keşfedilmiş bir yer mi? Kafirlerin Müslümanlara yakıştırdıkları lafları, vasıfları Müslümanlar da kullanıyor, Süleymanlılar. Orası bir devlet mi? Ada mı? Deniz mi? Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin talebelerine Süleymancı deniliyor. Süleyman Tunahan Hazretleri böyle herkes evinde, saltanatında, sofrasında, efendim rahatındayken ortaya çıkmış bir insan değil. Kur'an'ın yasak edildiği bir zamanda talebe bulamadığı için Kur'an öğretecek, Kur'an kaybolmasın. Kur'an kaybolmasın endişesiyle talebe aradığı halde talebe bulamadığı için gidip çarşıdan yevmiyeci adam alıp getiriyor. Parasını, yevmiyesini ödüyor, getiriyor o adama Kur'an öğretiyor. Böyle yüksek bir ideal, böyle yüksek bir meziyet ve fazilet sahibi bir insan. Allah ona rahmet etsin. Ve onun talebeleri hesaba gelmez derecede milyonlarca talebe Kur'an öğreniyor, hafızlık öğreniyor, Allah'ın kelamını öğreniyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ilahir. Şimdi kafirler, münafıklar, mürtetler onları kötülemek için Süleymanlılar. Ne demek ya Süleymanlılar? Sen de onlara uymuşsun. Süleymanlılar hakkında ne diyorsunuz? Onlar hakkında ne düşündüğümü biraz evvel söyledim. Yüksek insanlar, faziletli insanlar, kamil insanlar, Kur'an öğreniyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Bilhassa mebdeinde çok yüksek bir ideal var. Kur'an'ın kaybolmaması için yasak olduğu, Kur'an'ı okuyanın idamlara gittiği zamanlarda her türlü fedakarlığı, her türlü kahramanlığı göze alarak gidip çarşıdan yevmiyeci adam amele, yevmiyeli getiriyor, yevmiyesini veriyor, burada Kur'an öğretiyor. Böyle yüksek bir gaye ile harekete geçmiş bir Süleymancılar dedikleri kardeşlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Allah sayılarını artırsın, ihlaslarını artırsın.